Merhaba, ben diş hekimi Oktay Özoğlu. Bugün sizlere implant tedavisi nedir ve nasıl uygulanır bunun hakkında bilgi vereceğim. İmplant tedavisi dişsiz ağızlarda uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu tek diş olabilir, birkaç bölümlü dişler olabilir ve total dişsizlik de olabilir. Bunu iki türlü uygulayabiliyoruz. Bir cerrahi olarak uygulayabiliyoruz. Bir de cerrahi olmadan guide oluşturarak daha önce laboratuvarda hazırlamış olduğumuz bazı aparelerle implantı uygulayabiliyoruz. Genelde dişsiz bölgelerde kaybetmiş olduğumuz dişlerin yerine uygulanır. Hastalara daha konforlu bir ağız oklüzyonu sağlamak için ve eksik dişlerinin yerine o dişi tamamlayıcı bir materyal olarak uygulanır. Kemik içerisinde uygulanır. Daha sonra bunların üzerine protezler yaparak dişlerimiz estetik renk seçenekleri uygulayarak diş eti şekillendirerek başarılı bir tedavi şekli olabilir. Röntgenini gönderdikten sonra yurt dışından gelen hastalarımız, biz bunları tomografilerde inceleyip hastamızın çene yapısına uygun implantı tercih edip onu uyguluyoruz. İmplant tedavisi için uzun bir süreye gerek yok. Sadece bir hafta gibi bir süre yeterli. Ama cerrahi bir işlemin hastaların koltukta oturdukları takdirde 1 saat içerisinde, 1,5 saat içerisinde bütün tedavileri bitebilir. Bütün cerrahi işlemleri bitebilir. Tedaviden sonraki ağrı olayı çok fazla olmamakla birlikte biz hastalara ağrı kesici antibiyotik ve gargara gibi ilaçlar yazarak ameliyat sonrası postoperatif olarak tedavilerin daha konforlu geçmesini sağlıyoruz. İmplant tedavisi çok korkulacak bir tedavi şekli değil. Rahatlıkla yapılabilecek ama bunu doğru hekim ve doğru tedavi şekliyle yapılması hastaları için en önemlisi aslında. Unutmayalım ki sağlık ağızda başlar. Ağız sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için herkese mutlu, sağlıklı gülüşler diliyorum.